Merhaba. Nasılsınız? Kameralar geliyor ben yetiştim diye. Kaçmayın diye. Kaçmıyorum, biliyorum ya. Camdaki Kız dizisinden biraz bahsetsek. Yüşra Hanım, son durum nedir? Bir kıskançlık krizi olduğu konuşuluyor. Diziden ayrıldınız siz de. Hani bu konuyla alakalı dizinin önüne geçtiğini söylendi. Başrollerin. Hayır, öyle şey olur mu? Estağfurullah. Tabii ki de öyle bir şey yok. Evet. Öyle bir şey olmadı tabii ki de, olması da mümkün değil. Ne oldu? Bence çok güzel hep beraber bir iş yaptık. Hem çalıştığım ekiple alakalı hem de işle alakalı ben çok memnunum. Çok güzel bir iş oldu benim için seneler sonra çalıştığım. Onu soracaktım ben de. Onu soracaktım. Yani yıllar sonra Arka Sokaklardan çıktıktan sonra hemen ilk projenizde yani gönüllere tat kurdunuz. Bu da sizi mutlu etmiştir diye umuyorum. Ben çok memnun oldum oynadığım şeyden. Çok da güzel bir iş olduğunu düşünüyorum. Çok memnunum. Bir sürü bir şey çıktı. Ama yani olacak iş mi? Tabii. Peki yeni proje var mı? Teklifler geliyordur illaki. Değerlendirdiğiniz bir proje evet, var mı? Evet, zaten buradaysam öyle işler için buradayım genelde. Bir sürü şey var, okuyoruz. Güzel işler var. İnşallah benim için de hayırlı olan güzel bir iş olsun. Hep beraber izleyelim. Peki, bir takıntı yok ama değil mi? Bir başrol olma takıntısı, hani hayır, bir projeye hayır. dahil olma gibi bir Şimdi durum. Şimdi bir arkadaşımın evinden çıktım zaten. Onunla aynı şeye konuşuyorduk. İnsanlar kaç sayfa rolünün olduğuna bakıyorlar, öyle işleri kabul ediyorlar falan diye konuştuk. Hiç öyle bir şey yok. Önemli olan benim onu ne kadar oynayabileceğim. Oynadığım şeyin bana ne kadar fazla şey kattığı, aldığım zevk. Yoksa başroldür, yan roldür falandır filandır diye hiçbir düşüncem yok tabii ki. Peki aşk hayatınızla alakalı da, bu arada çok güzel bir tavşan olmuşsunuz şu an. Ne kadar çekiyorsunuz? Boydan boya alıyoruz sizi. Evet. Aşk hayatı diyorduk. Evet. Rıza Bey ile bir yakınlaşma söz konusu mudur? Rıza Kocaoğlu. Ben de ilk defa soruyorum bu soruyu. Niye öyle bir şey sordun ya? Nereden çıktı bu? Geçtiğimiz aylarda haberler çıkmıştı. Yok, haberlerle alakalı değil. Ben bazı mekanlarda yakınlaştığınıza dair duyumlar aldık. Kendisi arkadaşınız mıdır yoksa arkadaşlık ilişkiye dönüşecek boyutta mıdır? Yok, hayır. Rıza arkadaşım tabii ki de. Hiçbir öyle bir şey yok yani aramızda. Kesinlikle. Olacak da bir şey değil. Birisiyle olacak bir şey var mı acaba? Birisiyle olacak bir şey inşallah. Peki Rıza Bey, çok net şekilde kestirip attınız. Yakın bir arkadaşlık mı söz konusu? Yani hayır, Rıza ile aramızda öyle bir şey yok. Olamaz ama diyorsunuz. Hayır, olamaz. Net. Hayır. Yok, hayır. Peki biriyle ne zaman el ele görürüz Yüşra Hanım sizi? Aşka bakış açınız nedir? Ya bilmiyorum, şimdi iş güç falan filan çok herhalde dağıldım. Öyle bir şey düşünmüyorum açıkçası hayatımda. Ama olacak olan bir şey varsa da olur zaten, ben ona engel olamam. Olacaktır yani. Geçtiğimiz günlerde derginin kapağında... Ben... Hiç bozmadan da konuşmaya devam ediyor şu anda. Verdiğim pozlar çok konuşuldu derginin kapağına. Hangi evet. derginin kapağı? Dergi kapağı değildir o. Benim kendi Instagram'ım. Instagram'daki pozlara ben. Yok, Instagram'daki pozlar hepsi akıyor. Sosyal medyada paylaştığınız evet. fotoğrafları da çok güzel yorumlar yapılıyor. Sen sordun bu soruyu, sosyal medyada paylaştım. Ya, teşekkür ederim Agayla fanları. Beğeniyorlar ki yapıyorlar evet. demek ki. Çok ben biz de ya ben de fotoğrafları koyuyorum ama mesela çok tek düze de olduğunu düşünüyorum. Aslında farklı bir şeyler de mi koysam diyorum ama yine de kendim. Eleştirilere bakar mısın çok? Bakmamaya çalışıyorum ama çok da abuk sabuk şeyler yazanlar da oluyor. Bir canım da sıkılıyor yani. Acaba insanlar artık böyle mi düşünüyor da diyorum. Bir taraftan da herkes düşünmek istediğini düşünüyor. Zaten benim de ona yapabileceğim bir şey yok gibi de geliyor. Mesela Gülşen Hanım'ı çok eleştirdiler sahne kıyafetlerine. Evet, evet. Gördün mü bilmiyorum ama. Hatta takip ediliyordur evet. diye düşünüyorum. Sıkıldın mı sen? O zaman Tavşan Hanım'a teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ederim. Hadi kolay gelsin. İyi akşamlar dileriz. Sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz. Görüşürüz.